Evet, Serüsen'deki maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kadeh daha. Ya, dokuzuncu bir yok. Fransa'da kahvaltı 9. bölüm. Bu 10. bölüm. Hadi bakalım. Ne yukarı bakarak. Asker üstü araştır. Okey. Bu sefer de edeceğim. Dedim ki bu şeyleri, Serüstem 2'deki şeyleri hatırlıyorum. Akram abi gel de savaşalım ya. Gidip de bir saatte uğraştığım dev yaratığı çıkarmana gerek yok. Biz insanız ve yanımızda Serüstem var. Yani neyse. Merhaba. Okey. Sniper ne alaka? Niye bıçağı geçtim? Wow, sıkıntı. Bana bir roket ya da C4 de olur. Büyük ihtimal ölmedi o. Şu saçmalıkları bir halledebilir miyiz? Bilmek istedim, tek at demedim. Ve ta buradan başlıyor, evet. Şunları bir reloadla taramalıyla girmemiz gerek çünkü oraya. Bilmeye uğraşmayacağım. Ben bir tane artletici var, o artleticiye binmeye çalışabilirim. Yakın dövüşten daha iyi bir yöntem yok bu arada. Chill. Yanlış şey. İşe yaramadı diyeyim ama yanlış şey. Artletici nerede? Benim buna binmem lazım. Yakın dövüş yaptım istemedim. Benim şeyim açık değil mi? Binmem açık. Ve canım da çok az. Hayır. O sniper nerede onu bilmiyorum. Animasyon yarısında yok oluyor ama yine de güzel diyormuş.
Ben bilmek istiyordum da binemeyeceğim sanırım ona. Otomatikman yakın dövüş gücü. Bunları nasıl halledeceğim? Göründüğüm anda saramal roket atıyor. Başka geçtim kalmamıştı. Kalkanlarını da kıramam ki. Onları sürekli vurmak gerekiyor. Tamam, şimdi tek sıkıntı şu yukarıdaki şeyi nasıl alacağımızı bilmiyoruz. O her neyse. Ne ki o? Can sanırım o. İdare edeceğiz. Yani binebilecek. Büyük ihtimalle o. Alırım bir daha. Dur bir dakika. Başka herhangi bir sırmur bir şey var mı burada? Vardı da uğraşmayacağım. Alırım bir tane daha. Üç tanesini almışlar. Mecha'ya gir. Ve iki saat uğraşacağım bir boss'a kırpış. Aynı mı? Tamam, birebir aynı ama tek farkı bu sefer sınırsız roket olduğunu biliyorum, o yüzden olabildiğince harcayacağım. Oo! Hızlan. No. Onlar çok vuruyor. Dodge'lanamaz bir de. Tamam, okey. Bir tane canım gitti sadece. Önce roket sınırsız değil diye bekliyordum. Onu. Bir şeyler hasar vuruyor bana. Bana kim hasar vuruyor? Şimdi değil de az önce vuruyorlardı. Tabi zorda olduğumuz için Mac'in canı çok çabuk bitiyor. Şurada aşağıda küçük askerler varmış, dur. Küçük askerleri halletmemiz lazım. Mac'te de dikkatli olmanız gerekiyor yani. Çok vuruyorlar. Buradan giremiyormuşuz, okey. Yani güvenli oynayacaksın Mac'te. Genelde Mac'te şey yapman gerek. Adamların içine girip yok etmen falan. Ama zor zorlukta olduğum için şey yapmamız lazım. Yani zorluğu değişti. Bir kere zorluğu normale çekmemin tek şeyi buydu. Zordan normale çekmemin. Sondaki boss abartı derece güçlüydü bu Mac için. Tamam, daha bir şey çıkaracağım mı? Neden bilmiyorum, bu kutular yardım paketi filan sandım. Gerçekten gerekiyor bence ya. Bir şeyler daha vuruyor. Vuruyor. 1 milyar tane şey spamlanıyor, onlar vuruyordur. Kimin nereden vurduğunu da göstermiyor herhangi bir şekilde. Nereden vurduğunu bilmiyor. Ben mesela bunları bakmasam hiçbir şekilde fark edemem oradan vurduğunu.
Tamam, temiz miyiz? Rastgele beni vuran var mı etrafta abi? Bir de ağaçın hasar veriyor sanırsam. Yok, hasar vermiyor. Tamam, okey. No. Bekiciden çok sevdim bu arada. Güzel bir şey de dediğim gibi, zor modda açarsanız meke binmiş gibi hissetmiyorsunuz yani. Yenilmez savaş makinesi gibi hissetmiyorsunuz. Oha. Yüksekten yokuş aşağı gidince daha hızlı, daha çok gidiyormuş. Bunları hiç riske atmayacağım. Gelen bütün roketleri doyuracağım o yüzden. Helikopter, helikopter, helikopter. Neyse ki bunun menzili sınırsız. Hem cephaneden de roketlerin, mermilerin. Abi mermileri Türkçe tanımını hala bulamadım ya. Projectiles'ın Türkçe tanımını bulamadım. Çevreye yazınca mermi cephane diye çıkıyor. Benim dediğim gibi çıkıyor. Ama söylerken tuhaf hissediyorsun yani. Mermi. O roketler her türlü vuruyor. Öyle bir güdüm yok bu arada. Yani bu oyundaki her şey güdümlü olmak zorunda ya. Ama kulum çıkarma ya. Niye bilmiyorum ya, bu önceki oyunda hiçbir oyunda böyle bir şey yoktu. Ama bu oyunda şöyle bir his yapmışlar. Her şey güdümlü olmak zorunda. Güdümlü olmazsa düşman değildir falan diye. Her şeyi mi güdümlü yaparsınız ama ya? Güdümlü olmayan nadir şeyler var yani, o kadar. Şu küçük askerlerin mermileri güdümlü değil. Kurumlarımınki de güdümlü sayılır. Bir de roket atanlar. Roket atanların bir de normal yerde atışın askerler dışındakilerin hepsinin güdümlü. Her şeyin güdümlü. MacBug'a girdi. Yolsuz karıncalara atışıyoruz. Tamamdır. Kesin arkamda bir tane tek tük asker kalmıştır. Sabahtan akşama kadar bana 7-24 bana atış edip öldürecek yavaş yavaş. Bir de o yani ormana kamufle oluyorlar bir de. Fark etmen de zor. O yüzden ormanı yok edeceğiz. Ben mesela yakınlaşana kadar görmüyorsun bazılarını. Onları hiç görmedim mesela gelene kadar. İyi kamufle oluyor. Onlara hiç yaklaşmayacağım bile çünkü onlar full güdümlü. Hala bağ sesi var. Abi ama yani belli oluyor bir de. Belli olmasa hadi neyse. Belli de oluyor. O roket durum var, bulaşır onlara.
Helikopterler. Oo! Bunu fark etmedim. Bunlar yeni çıktı herhalde. Dağın üstünde duran kocaman kırmızı şey mutlaka fark ederdim. Evet, yeni çıkıyorlar yer altından. Bunlar daha sıkıntılı çünkü bunların mermileri dodge'lamıyor. Direkt anında geliyor. Ve çok fazla var. Neyse ki uzun menzilden şeyleri, isabetlilikleri düşüyordu. Yani en azından 3. oyunda. Bu oyunda her şey çok güzel tasarlandığı için o da bozuk olabilir. Ama dediğim gibi ne kadar kötü şeyler olsa bile yine de oyun gayet güzel ve eğlenceli bence. Mesela bunları dodge'lamıyorsun hiçbir şekilde Mac'te. Yani o tipten şeyleri kötü yanları olsa da genel olarak güzel ve eğlenceli bence. Yani tam olarak bitirselerdi oyunu, ki yavaş yavaş güncelliyorlar diye biliyorum, çok daha güzel bir şey olabilirdi yani. Yani dediğim gibi bitmemiş oyun gibi hissettiriyor biraz. Ki öyle zaten. Rushlanmış biraz. Yine Cyberpunk'da aynı olay yani. Ama bu Cyberpunk'ın şöyle şu anki haline değil de Cyberpunk'ın ilk çıktığı haline göre gayet idare eder bence yani. Cyberpunk ilk çıktığı hali bayağı o şeydi. Bu yine idare ediyor yani. Genel olarak grafiksel birazcık mantıksal. Düşmanlar açısından falan. O tipten hatalar var bunda şu an. Hata demeyelim, abartma diyelim. Yani her şeyi güdümlü yapmak zorunda değilsiniz yani. Öyle bir şey hiç gerek yok. Tamam, uzaylı teknolojisi de her şey güdümlü olmaz yani. Hele zaten o yeşil kertenkelenin şeyi var ya, o aşırı saçma bir şey o. Ya mental şimdiye kadar dünyayı nasıl ele geçirmedi onu düşünüyorum yani. Böyle iş imkanları varken. Ve de bunun zaman dilimi tuhaf. Yani normalde Serüstem için finalinde şey almıştık. Zaman makinesiyle geçmişe gitmiştik. Meltal dünyayı ve bütün insanlığı yok ettiği için. Ama şimdi öyle hiç geçmişe gitmiş gibi değiliz. Şu anda bu zaman dilimi şey, Serüstem 3'ten önce geçiyor bu zaman dilimi. Büyük ihtimalle bu oyunun finalinde mental savaşı kazanacak bir şekilde sanırım. Ve dünyayı o şekilde Serüstem 3'teki şeye çevirecek yani. Bu oyun bittiğinde Serüstem 3'ün başlama zamanına denk gelmiş oluyor, o tipten bir şey. Zaman dilimi bu şekilde. Serüstem 3'ten önce yani bu. Tam olarak zaman dilimini ben de çözemedim zaten bu arada. Serüstem 2 mesela hangi zaman diliminde hiçbir fikrim yok. Tamamıyla bağımsız bütün hikayelerden, bütün oyunlardan diye düşünüyorum ben Serüstem 2. Gerçi Serüstem'de yani çok fazla lore odaklanılacak bir oyun değil yani. Daha çok Doom gibi ateş etme, savaşma filan o tipten bir şey. Gayet de eğlenceli. Yol yürü yürü bitmiyor bu arada. Bayağıdır sohbet ediyorum, konuşuyorum. Bu binaları yok edebiliyor musun? Ciddi olamaz. Bitmek üzere ama bitmemiş. Yani base'e kadar götürebilir belki, olmaz mı? Bu arada düşündüğüm kadar büyük değilmiş. Sanırsam içindeyken daha büyük gösteriyor. Ne bileyim, daha büyük gibi hatırlıyorum ben bunu. Biraz daha büyüktü sanki. Ama cidden çok güzel. Ve mermi işlemi. Abi yani... Batarya ne alaka ya? Yani bu kadar gelişmiş bir şeydir. Güneş enerjisi, güneş paneli falan olması lazım. Doldurması lazım. Ben bu savaş müziği de. Abi niye bilmiyorum. Tek tekerlekli palyaçolar, binen bombacı palyaçolar vardı ya ikide.
Onlar gelecek gibi hissediyorum şu anda. Yani müzik filan ortam ona benziyor birazcık. Gelirlerse şaşırmam. Bölüm 23 dakika olmuş da. Hello to all our listeners and especially to you in France. This is Bill Corwin and on behalf of everyone here at Radio Free Earth, I would like to. Tamam, sonra teşekkür edersin şu an. Dağar çifti silah mı açsak? Büyük düşmanları yakın dövüş için ayrı bir şey gerekiyor. Stunlama falan gerekiyor. Hiç gerek yok. Bunu açayım sonra da bunu açayım bir sonraki şeyde. Hem bilmemiz hem de bu olsun. All the brave men and women fighting for our survival in the French resistance. This week alone, we managed to get close to 4,000 people across the Alps thanks to your selfless heroism. Enemy facilities have been destroyed. Villages and farmsteads have been liberated. O kadar işe yarıyor muyuz işte? Ben genel olarak kaybediyoruz bebe. Ben idare etmeye çalışıyorum filan sanırım. So let me tip my baguette to you and wish you bon courage, my friends. Bon courage. Okay. Tamam, I'm heading for the town. Took out a bunch of Gnars? Wait, what's the plural? Yani güzel ya. Oyun güzel yani. Ve kendi de bayağı öğrendi yani. İlkinde tek bir düşman bile öldüremiyordu, gerçi silahı yoktu. Yani ona tabancamı vermeye o kadar çok tehdit ettim ki, ya da pompalı. Hiçbir şekilde kabul etmedi, sonra kendi pompalısını aldı. Rastgele bir olaydı. That's a big hole. Like Ackerman. Elle eklemek zorundaydı o tipten bir şey değil mi sonunda? Tamam, şimdi soru. Buradan indiğine göre burası gizemdir. Ki orada bir şey var, evet. Bayağı büyük harita ama. Buna binebiliyor muyuz? Okey. Cidden ta oradan ateş mi ediyorsun bana? Fall damage olduğunu biliyorum, o yüzden şey yapmayacağım. O enerji topları büyük ihtimalle şey çıkacak yerden. Yaratık çıkacak. Şurada bir şey var da onu nasıl açacağımı bilmiyorum. O zaman bu kısmı niye yaptınız hiçbir şey yoksa? Gerçi bir sürü öyle alttan kısım var. Yukarıdan dolunamam, orada taş kaya var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Büyük bir şeye benziyor. Ya şimdi aşağı atlayacağım diyeceğim, fall damage var bu oyunda. İlginç bir şekilde. Diğer hiçbir oyunda olmamasına rağmen. Buradan aim alabilir miyim? Onları beni vurabileceğini sanmıyorum. Meziz arttıkça isabetlilik de azalıyor da benimki de öyle. Neyse, buradan uğraşmayayım şimdi. Çok fazla mermi harcam. Uğraşmayayım dedim ve mermi harcamaya devam ediyorum. Şu mavi şeyciler, şunlar. Sıkıntı. Yakında üç uğraşmazsan bir şarjör boşaltman gerekiyor üzerine. Biraz daha yavaş atışabilirsin mesela. Kesin burada değişik bir şeyler çıkartacaksınız. Yok edici mi? Bunun yerine otomatik pompalı verdin sanmıştım.
Rüstem 3'te vardı bu silah ve efsane güzeldi de. Bunu yerine pompalı eklediler, bunu kaldırdılar sanıyordum ama kaldırmamışlar bunlar. Oh. Come here boy. Koş. Yürü. O nasıl bir roket, o ne? Koş. Nasıl koş? O nasıl bir roket? Oha, bu ne? Bitti ki. Dayanmaz ki bu. Sen bir yere saklan en iyisi. Bunları boş ver. Bu ne? Abi kaos, bu ne? Geri giremiyoruz değil mi? Mükemmel. Umarım ölümsüz sündürür. Ya da roket... Aa, bu roketlerden hasar yemiyor. Doğru, önden zırhı var. Diğerlerini halletmem yeterli. Şu an yiyor. Evet, yanlışlıkla bug oldu. Tamam, burada ne yapmam gerekiyor? Dur, şu binalardan birine bakacağım, orada bir yan görev varmış. O yan görev belki öfke serumu verir. Öfke serumu olmadan yapamayız gibi. Görevi nereden alıyor? Ha, buradan. Tamam, okey. Yan görevi unutmuşuz. O yan görevi büyük ihtimalle orayı geçmemizi sağlayacak bir şey verecek. Metre. Bununla gitmemiz gerekiyor muydu ki? Abi nükleer verirse ödül olarak efsane bir şey zaten. Buradaki notu almam gerekiyor da. Bunu bırakmam gerekiyordu. Oraya kadar gidecek bir araç falan verseydiniz. Oraya kadar nasıl gideceğim ben yürüyerek? Bunlardan var bir tane orada. Burada bir araç gibimiz bir şey olması lazım. Ben demek yokmuş. Sakin. Tamamdır.
Yalvarırım bir araç verin. Kedi olarak zırh mı verdim? Yani tamamıyla ayrı bir bölüm var yani yan göre. O kadar büyük harita. 2000-3000 metre gidilen yan göreve mi olur? Buna binemiyoruz büyük ihtimalle, o yüzden hiç riske atmayacağım. Bunlara binemiyoruz en azından, o yüzden hiç riske atmayacağım. Hayır. Yalvarırım öl. Neredesin? Şimdi uzay mumyaları zamanı. Mesela yani burada nereye gideceğiz mesela? Yani dev gibi harita yapmışlar. Ormana gitmeyeceğimizi varsayıyorum. Bunlarda binemeyeceğimizi varsayıyorum. Nasıl tek attım tek pompalıyla? Şimdi 3 pompalıyla ölüyor. Yakında ölçü varmış, bunlara çok uğraşmayayım. Yan görev için haritanın diğer tarafına gidiyorsun. Okey, bedava can geliyor bana. Bedava canlar. Bunlar gele dursun. Daha fazla iyileşme gibisinden bir şey var mıydı burada? Daha fazla hasar verir. Yok, daha iyileşme yok. Hala 2 can iyileştiriyor. Orada bir mech daha versin, o alanda mech'le savaşalım. Efsane ötüsü olur. Bir de şu niye random olarak orada duruyor onu anlamadım. Hakikaten ediyor musun?
çok yavaş hareket ediyor.